Ben yapmadım. Affettin mi beni Ömer? Doğruyu söyle. Hayır. O zaman ne istiyorsun benden? Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan, bana istediğini yapsan bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyor. İçimi durduramıyorum, sana gidiyor. Ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum bunu. Bu neyse bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu adi bir şey bu. Bu kötü bir aşk bu. Seni sevmeyi durduramıyorum. Aşk. Ne hainlik değil mi? İki erkek girdi hayatıma. Birinin adı Ömer. İlk defa onu sevdim. Sonra Ezel. İlk defa ona aşık oldum. 50 kere değiştirsen ismini, yüzünü, yine çıksan karşıma. Yine seni seveceğim. Ne büyük hainlik değil mi? Gel deyince geleceğim, kal deyince kalacağım. İnan dersen inanacağım. Ömer. Ömer, ne yapacaksın benimle? Affetmeyi öğreneceğim. Baba olmayı öğreneceğim. Sevgili olmayı öğreneceğim. Beni yakan bu ateşin içinde durmayı öğreneceğim. Duramazsak, yanarsak. Yanalım. Durduramıyorum. Durduramıyorum. Ben de. Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Elimde değil, seni her şeyden çok seveceğim. Ama ne desen durduramıyorum. Sana olan nefretimi durduramıyorum. Kardeşimi öldürdüğünü bile bile senden nefret etmeden duramıyorum. Bir özür borcum var. Küçük arkadaşıma da öyle. Bakmayacak mısınız telefona? Sizi dinliyorum. Ben fırtınalı bir gün geçirdim. Kendimde değilim. İzin verirseniz canı bir parka götürmek istiyorum. Ona da iyi gelir. Hem de Kenan Birkan'ın bir canavar olmadığını anlar. Ne dersiniz? Lütfen Eyşan. Eyşan. İyi misin? İyiyim. Ama bir şey olsa bugün bana, bir şey yapmadan gidersem o zaman kötü olurum işte. Sana bir şey olmaz, merak etme. Kendini düşünen kim? Senden de, benden de, aşkımızdan da, nefretimizden de daha önemli bir şey var Eyşan. Neymiş o? Oğlum. Oğlumuz. O benim oğlum. Ona söyleyemem.
Niye? Çünkü söylersem annesinden de babasından da nefret eder. O zaman iki düşman ne yapacağımıza birlikte karar verelim. Olmaz mı? Olur. Hoş geldin. Seninle pazarlık yapmayacağım. Oku. Can Atay. Anne adı Eşan. Baba adı Cengiz. Gerçek değil ki bu. Gerçekten daha iyi. Cengiz. Benden daha iyi baba. Gerçekleri mi anlatayım Can'a? Ne diyeyim? Cengiz senin baban değil. Ben babana iftira atıp hapse attırdım. O da intikam için kardeşimi öldürdü. Bunları mı söyleyeyim? Ne olacak o zaman o çocuğa? Hiçbir şey olmayacak. Ben yapmadım. Tabii öyle diyeceksin. Yalan söyleyeceksin. Beni sevdiğini de söylüyordun sen. Yapma. Ne alırdınız? Yalnız değilim biliyorsun. Kenan Bey'leyim artık. Ne yapacaksın? Zorla mı alacaksın canı? Sadece canı değil. Delirdin mi ya sen Ezel? Ha? Mümkün mü böyle bir şey? Sen ne ben? Sen ne ben? Bir düşün. Neler yaptık birbirimize? Nasıl seveceğim ben seni? Nasıl vereceğim çocuğumu sana? Baban nerede yaşıyor? Babama dokunayım deme sakın. Serdar Tezcan. Yılanın başı. Ben söyleyeyim. Kaçtı. Hesap sormaya geldiğimi duydu, tüydü. Yine bıraktı seni. Hepsini biliyorum Eşan. 3 kuruş para için seni erkeklere gönderip hırsızlık yaptırdığını, yalan söylediğini, hepsini biliyorum. Bir kere değil, her seferinde, her seferinde seni nasıl kandırdığını, nasıl bırakıp gittiğini. Neler yaptı sana değil mi? Hala seviyorsun onu. Babam o benim. Aynen. Babalar ve çocuklar değil mi? Ayrılamazlar. Ne olursa olsun. Yok. Yapamam. İstediğin baba ol masalını anlat bana. Benim babam adi herifin teki olabilir ama en azından katil değil. Ne anlattı Kenan sana? Ha Ayşe? Nasıl inandırdı benim yaptığımı? Kenan Bey gözümü açtı sadece. Gerçekleri ben öğrendim. Gerçek. Öyle mi? Bir baksana bana. İyi bak ama. Yüzümün arkasına bak. Gerçek bana bak. Bahar'ı öldürmüş olabilir miyim Eyşan? Ben, Ömer. Öyle inanıyorsan niye buradasın hala? Niye çekip gitmiyorsun? Niye uzaklaşmıyorsun bu katil adamdan? Git. Benim katil olduğuma inanıyorsan git şimdi. İstediğine sor. İstediğinle konuş. İstediğine inan. Ömer çok değişti Eşan. Sayenizde. Ama soğukkanlılıkla adam öldürecek kadar değişmedi. Sen de biliyorsun. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden her seferinde geri geliyorsun.
Nasıl buldun beni? Mert'i bırakmazsın çünkü sen. Bahar'ı benim mi öldürdüğümü zannediyorsun hala? İntikam istiyordun. Halimi görmek için mi geldin? Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yalan da olsa o zaman yanımdaydın benim. Ben de senin için geldim. Ne kadar üzüldüğünü bildiğim için. Ömer için geldim. Mert görse, görüyorsa buradasın diye kızardı. Niye izin veriyorsun abi derdi. Niye yollamıyorsun bu kadını derdi. Mert gitti. Ezel. Mert acı çekmiyor. Mert bir yerlerde inşallah mutlu. Ama sen çekiyorsun. Sen acı çektikçe ben de çekiyorum. Hapisten çıktıktan sonra 4 sene peşindeydim. Acı çekiyor gibi görünmüyordum pek. Gayet iyiydi keyfin. Af dilemeye gelmedim. Yanında olmaya geldim. Gitmemi mi istiyorsun? Mert değil sen. Gideyim mi istiyorsun? Ne yapacaksın burada? Ne demeye geldin? Hiçbir şey. Yanında duracağım. Ben buradan bir yere gitmeyeceğim. Ben de gitmeyeceğim o zaman. Ben böyle bir acı bilmiyorum Eşya. Bana ver. Birazını bana ver. Benim de canım acısın. Bana ver hepsini. Keşke acıtabilsem. Gidelim buradan. Mert burada değil artık. Nereye? Bilmem. Neresi iyi gelir sana? Dayın. Ramiz'e gitsek. O hep baktı sana değil mi? Yine baksın. Ama ben de yanında olacağım bu sefer. Bugün Can'ın yanına gittim. Yok, kötü bir şey demeyeceğim. Her şey bitene kadar orada kalsın. En güzel aile orası. Annem. İyi değil Eşen.
sokağa çıktım. Ne yaptım biliyor musun? Ağlamadım. Gittim kendime elbise aldım. Göstereyim mi? Nasıl? Çok güzel. Gideyim giyeyim mi içeride bir yerde? Yok yok, otur burada, gitme. Belki beline kemer takmak gerek. Sabaha bakarız. Cidden? Tabii. Belki bir sinemaya gideriz. Var mı o kadar paramız? Kaçak gideriz. Tamam. Sana bir sır vermem gerek ama. Of. Sırlar yeter ama ya. Bu önemli ama. Yani başlayacaksak bir daha baştan bilmen gerek gerçeği. Peki. Ben aslında yemek yapmayı bilmiyorum. Çok iyi biliyor gibi görünüyordun. Kitap bilgisi. Sahaya hiç çıkmadım. Ne diyeyim? Sipariş veririz. Tamam. Harika. Hatta şimdi gitsek. Eve bir şeyler söylesek. Hı? Hadi. Hadi kalk. Hadi. Nasıl anladın? Senin yanında olmak gerçek olmayacak kadar güzeldi ondan. Kenan sana bir kere kaptırdın mı, bir daha senden vazgeçemezdi ondan. Senden nefret ediyorum Ezel. O hissi çok iyi biliyorum. Başından beri oynadım. Herkese. Sana, Kenan'a, Cengiz'e. Cengiz. Oraya senin sayende girdi. Değil mi? Senin yüzünden sattı beni. Tek bir şartı vardı. Buraya Eyşan'ı da getirirsen o zaman girerim dedi. Kenan da burayı o seçti zaten dedi. Doğru, ben seçtim. Bazı şeyleri erkeklerin zevkine bırakmayacaksın. Kenan'ı oteldeki oyunda bilerek kandırdın. Senin ne kadar güçlü olduğunu görsün diye. Zavallı şey. Sonra gittim yanına. Görecektin. Çocuk gibi ağladı. Yenilmeye hiç tahammülü yok. Üzülme dedim. Yenilmedin ki. Aksine harika bir casus kazandın. Can. O kadar taş kalpli değilim Ezel. O bu oyunun dışında kalacak. Söz. Ne kadar iyi biriyim baksana. Tam bir anne yüreği var bende. Bir de abla yüreği tabii. Ben sırf size Ramiz'i vereyim diye. Onun için durdun yanımda. Zor oldu. Mert. Mert'i öldürdüler Eyşan. Nasıl izin verdin? Ben bir şey izin vermedim. Öldürdüler mi bilmiyorum. Ama bence öldürmediler. Kenan benden daha şaşkındı. Ama yok. Öldürdülerse... Eşitiz demek ki seninle. Ah!
Kardeşimi bir daha ağzına alırsan seni bu sefer, seni bu sefer... Söyle, beni bu sefer ne? Ha? Söyle, sen benim kardeşimi öldürdün, beni bu sefer ne? Git çabuk, elimde kalacaksın, git. Defol! Defol!